Arkadaşlar, benim adım Zeren Sarı Arslan. Esentepe İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Şimdi size koca kuyruk masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer terlerken, pireler berberken, ben dedim beşiğini yetin gırmın sallarken, koca kuyruk adında bir sincap varmış. O gün ama çok güzelmiş. Koca kuyruk dağlarda hoplayıp zıplamak için can atıyormuş. Ama karnında gurulduyormuş. Elindeki bütün cevizleri bitmişti. O yüzden ormana ceviz aramaya çıktı. Gezinirken çiçekleri ve kelebekleri gördü. Kelebeklerin uçuşu dans etmeye benziyordu. Onları bir süre seyrettikten sonra yoluna devam etti. Cevizlerini buldu ve insanlar ormana piknik yapmaya geldiklerini gördü. Bir ağacın dalına oturdu, onları seyretmeye başladı. İnsanlar da ateşlerini yakıp yemeklerini yiyordu. Koca kuyruk da cevizlerini yiyordu. İnsanlar tüm gün oynayıp eğlendiler. Koca kuyruk da onları seyretti. İnsanlar akşam olmaya başlayınca insanlar ormanı terk etti. Ama koca kuyruk insanlar gidince çok üzüldü. Niye biliyor musunuz? İnsanlar bütün çöplerini orada bırakmışlardı. Ateşi bile söndürmemişlerdi. O küçük ateş büyüdü, büyüdü ve büyüdü. Yangına dönüştü. Koca kuyruk çok korktu. Ormanın derinliklerine gitti. Söyleyebildiği bütün hayvanları söyledi. Ve nehrin diğer tarafına geçtiler. Nehri geçemeyenler, hayvanlar, çiçekler, ağaçlar, böcekler yangında maalesef kül olup gittiler. Nehri geçen hayvanlar el birliğiyle yangını söndürmeye çalıştılar. Fil burnu sağladı, püskürttü, püskürttü, püskürttü. Diğer hayvanları da ellerini, ağızlarını suya aldılar ve ateş attılar. Yangını söndürdüler. Koca kuyruk içinden şöyle dedi. Ben konuşabilseydim insanları çöplerini toplamalarında ve ateşi söndürmelerinde uyarırdım dedi. Bir de o insanların düşüncesizliği koca bir ormanın yanıp kül olmasına neden oldu. Gökten üç elma düştü. Birisi masalı anlatana, birisi dinleyene, birisi de masal kahramanlarının başına. Bu masalımız da burada bitti. Hoşça kalın arkadaşlar.